sonra evine gelir. Daha kapıdan girerken, "Bire hatun, nedir bu başıma gelenler? Gerdanlığı bu sefer güzelce bacağıma bağladım. Kuyumcu dükkanına gittim ki yok olmuş. Burada saklıyorum, bağlıyorum. Dükkana varınca el atıyorum, sır olmuş. Aklım ermedi bu işe, deli olacağım." diye dert yanarken yan kesici başını uzatıp, "Ya işte böyle efendi kardeşim. Gördün mü hünerimi, bildin mi ustalık nedir? Sen de gel oyununu göster. Ama yine de beni aşamazsın. Bu kadın elbet bana düşer." deyince hırsızın ayakları suya erer. "Vay, demek bu işler böyleymiş. Yarış başlamış da haberimiz olmamış. Hele sen gel benim arkam sıra." deyince bunlar evden çıkarlar. Doğru çarşıya gider, büyük temel çivileri alırlar. Bir de çekiç. Bunları bir zembil içine koyup oradan padişahın sarayı karşısına giderek gece olmasını beklerler. Akşam olur, ortalık kararır. Sonra gece ilerler, yatsı okunur. Bunlar sarayı çepeçevre saran yüksek duvarlara yanaşırlar. Temel çivilerini üst üste bir sağa bir sola çaka çaka yukarı tırmanırlar. Yine aynı düzenle aşağı inip has bahçeyi ayak basar basmaz gaklamaya başlayan bir kazı gırtlağından tutup hemen boğazlarlar. Yan kesici kazı yola dursun. Hırsız, "Ben padişahın yatak odasına çıkıyorum. Yükte hafif, pahada ağır ne bulursam çalıp getireceğim. Sen burada şu kazı yolarsın. Duvarın dibine bir ateş koyar, güzelce kızartırsın." diye sıkı sıkı tembihlemiş. Hırsız oradan yine eski düzenle saray duvarına, oradan da balkona tırmanıp yavaşça pencereden süzülerek padişahın yatak odasına girer. Bir de bakar ki padişah yatağa yatmış. Lalası da onun ayağı dibine diz çökmüş, dizlerini ovmakta. Lala bir yandan da uyumamak için sakız çiğnermiş. Gözleri kayıp kayıp giderken ağzı da gevşek gevşek maç maç diye ötermiş. Bir masal anlatmaya başlamış. Padişahın içi biraz geçer gibi olmuş. Lala gitgide söz mü, sakız şakırtısı mı olduğu anlaşılmaz bir şeyler mırıldanırmış. Hırsız arkadan yanaşıp emekleyerek biraz bekler. Sonra saçından bir kıl çekip usulcacık Lala'nın ağzına sokar. Çiğnediği sakızı da ağzından çeker alır. Lala'nın çenesi durunca sallanması, ovalaması da durur. Ve hemen derin uykulara dalar gider. Hırsız hemen Lala'yı yanında getirdiği zembile sokar. Zembile bir ip bağlayıp bir ucunu atarak tavandaki halkaya geçirir. İpe asılarak yukarı çektiği zembili içindeki Lala ile birlikte tavana kaldırır. Sonra Lala'nın yerine kendisi geçerek diz çöker. Padişahın dizlerini ovmaya başlar. Uykusu hafif olan padişah uyku sersemliği içinde nazlıca ve edalıca seslenir. "Ay Lala, canım sıkılıyor. Yüreğim daralıyor, bir şeyler anlat." dediğinde hırsız hemen söze girişir. "Ey benim padişahım, sana bir hikaye anlatayım. Ama bana aman vereceksin. Öfkelenip bana bir zarar vermeyeceğini söz vereceksin. Razıysan anlatayım." Padişah da aman verir. Ne söylerse söylesin, ona dokunmayacağına söz verir. O da başlar hikayeyi anlatmaya. Hırsız arada bir anlatmayı keserek aşağıya arkadaşına seslenirmiş. "Ey padişahım, evvel zaman içinde bir memlekette bir hırsız da bir yan kesici varmış. Hırsız gece çalışır, gündüz evinde geçirirmiş. Yan kesici de gündüz çalışır, geceyi evinde geçirirmiş. Geçimlerini böyle sağlarlarmış. Bu iki adam aynı kadınla evliymiş. Ama yıllarca bunun farkında bile olmamışlar. Çevir kazı yanmasın, aman padişahımız duymasın." Günlerden bir gün bunların işi çıkar. Taşraya gidecek olurlar. Kadın bir tepsi böreğin yarısını birine, yarısını da diğerine yolda yesin diye verecek olur.
Bunların birini sokak kapısından, ötekini de bahçe kapısından yolcu eder. Bu ikisinin yolları aynı olduğu için biraz yol aldıktan sonra bir yerde karşılaşıp arkadaş olurlar. Yol halidir, karınları acıkır. Heybelerinden böreklerini çıkartıp birbirlerine buyur edince bu böreklerin aynı böreğin parçaları olduğunu görürler. Neyse lafı uzatmayalım. Bunlar çekiş, sövüş, kavga, dövüş derken karılarının yıllardır kendilerini bir kapıdan alıp öbür kapıdan savdığını, bu kadının düpedüz iki kocalı olduğunu anlarlar. Çevir kazı yanmasın, aman padişahımız duymasın. İş anlaşılınca ikisi de mahkeme kapısına düşerler. Kadı her iki tarafı da dinledikten ve kara kaplı kitabını bir hayli karıştırarak parmaklarıyla sakalını taradıktan sonra "Alın size fetva, yalanı yanlışa katma, komşuda her ne pişer, elbette herkese o düşer. Her kim ki işinde mahir, hak onundur zahir. İkinize bir tepsi börek, sizlere imtihan gerek. Varın gidin yarışın, işinizi Allah onara." demiş. Oradan çıkınca iki ortak eve gelirler. Yan kesici daha yolda iken düzeni tasarlamış. Çarpıp çırpıştırmış, dönüp dolaştırmış. Hırsız sokakta dolaşırken o evde işini pişirmiş. Çevir kazı yanmasın, aman padişahımız duymasın. Sonra sıra hırsıza gelmiş. Yan kesici ortağını yanına, içinde takım taklavatı olan zembilini de sırtına vurmuş. Saray duvarlarına temel çivilerini çakarak duvarları aşmış. Saray bahçesinde bir kas kesmiş. Yan kesiciye verip yoldurmuş. Kızartsın diye bırakmış. O kazı kızarta dursun. Hırsız da duvara tırmanıp pencereden padişahın yatak odasına girmiş. Biçimine getirmiş, padişahın lalasını uyutup zembiline koyup onu tavana çekmiş. Kendisi de yanaşıp padişahın dizlerini ovmaya başlamış. Çevir kazı yanmasın, aman padişahımız duymasın. Yan kesici arkadaşının ikide bir yukarıdan "Çevir kazı yanmasın, aman padişahımız duymasın" diye bağırdığını duydukça "Amanın, padişah kas pişirdiğimi duyacak. Ne der bu herif? Beni de iyice bu işe bulaştırdı. Bu ne belalı iştir. Şu kas kızarmadan bizim kelle gidecek." diye kendi kendine söylenmeye, eli ayağı tir tir titremeye başlamış. Padişah ise bu tarafta henüz mahmurluğundan iyice aymamış ama hikayeden de çok hoşlanmış. Gittikçe daha da meraklanmış. Yalnız hikayenin bir yeri varmış ki anlam veremezmiş. "Aman lala, ikide bir de makamla söyleyip durduğun şu çevir kazı yanmasın ne demektir?" Hırsız da "Efendim, sultanım, bu sözün gelişidir, laf yakıştırmasıdır. İki sözün ara namesidir. Bazıları da eserleme peserleme, kimisi de hepten tekerleme der buna. Siz hikayenin gidişine gelişine bakın sultanım." diyerek yeniden hikayesine başlar. Sonra "Ey padişahım, bunlar saraya gelir. Eşyalarınızı, kıymetli şeylerinizi el sürmeyip yalnızca bir kazınızı kesip yolar kızartırlar. Bir hırsızda bu kadar maharet ve cesaret bulunmuş olsun. Şimdi Allah aşkına ferman buyurun devletli padişahım. Bu kadın bu yarışmada kime düşer?" deyince padişah şöyle bir duralayıp "Elbette hırsıza düşer, bunda kuşku yok." deyince hırsız sevinçten gülerken padişahın da sinirleri iyice gevşer, derin uykulara dalar gider. Hırsız hemen davranır, geldiği yoldan inip kazı da alarak yan kesici ile birlikte duvarı aşarak sabaha karşı evlerine kavuşurlar. Kadını da çağırıp kızarmış kazı birlikte yer, kemiklerini bir bir sıyırırlar. Kaz da besiliymiş, sarayda beslendiği için bir başka tarif edilmez lezzetteymiş. Olup bitenleri birbirlerine anlatarak, çevir kazı yanmasın diye şakalaşarak kazın hepsini bitirdikten sonra bir köşeye devrilip uykuya dalmışlar. Biz gelelim saraya. Sabah olunca padişah uykudan uyanarak lalısını çağırdığında ses seda gelmez. Bir daha seslenir. "Lala, lala neredesin?" O da tavandaki zembilden boğuk boğuk "Aman efendim, izin verin de anlatayım. Tavandaki zembilin içindeyim. İkiye katlanmış burada oturuyorum." diye karşılık verir.
Padişah hemen o anda durumu anlayıp, "Vay, demek gece bana o hikayeyi anlatan meğer ki sahici hırsızmış." der demez yerinden davranıp lalasını tavandan indirerek zembilden çıkarır. Acele adam gönderip bahçeyi aratırlar. Yatak odasının karşısındaki duvarın dibinde kazın tüylerini ve ocağı bulurlar. Güreşçi kazlardan en babacanının ortadan yok olduğunu padişaha bildirirler. Padişah derhal tellallara emreder. Bunlar mahalle mahalle bütün şehri dolaşırlar. Padişahın fermanını ilan ederler. Hırsız ile yan kesici uykudan uyanır. Tellalların söylediklerini duyarlar. Padişahın kendilerine bir şey yapmayacağından emin olunca onun huzuruna giderler. "Aradığınız kimse biziz." dediklerinde padişah bunlara bakıp, "Hanginiz hırsız, hanginiz yan kesicidir?" diye sorduğunda hırsız ileri çıkıp, "Efendim, ben hırsızım. Bu da yan kesici arkadaşım, hem de ortağım," der. Padişah sorar, "Oğlum, sen miydin Lala'nın yerine geçip de o gece bana hikaye anlatan?" "Evet padişahım, bendim." Sarayın içine bakarlar ki bir şey çalınmamış. Bir babaç kazdan başka noksanları yok. Padişah hırsıza dönerek, "Haydi seni bağışladım, çırak yaptım. Hayatımda anlattığın hikayeden güzelini dinlememiştim. Şimdi o kadın elbette senindir. Varın gidin tövbe edin, namusunuzla yaşayın." diyerek her ikisine de birer kese altın bağışlar. Bunlar saraydan çıkıp evlerine giderler. Yan kesici gönül hoşluğu içinde karısına da eski arkadaşına da "Allah'a ısmarladık" diyerek heybesini sırtlar. Bir başka diyara göçer gider. Hırsız ise eski karısı ile nikah tazeleyip yeniden evlenir. Evine oturur. Onlar ermiş muradına, darısı bizim başımıza.